Evet, 24 Mayıs 2024 harika bir İzmir günü. Sabah gerçi biraz yağmur yağdı, böyle çok nemliydi. Ondan sonra hava açtı. Saat şu anda 7:04 geçiyor. Hala güneş yakıyor tenimizi. Ve biz şeydeyiz, çok güzel bir ortamdayız. Aşina Klan Spor Kulübü terası burası. Keyifli bir ortam. Ne çok sıcak, ne serin. Neyse, konumuza geçelim. Bugün size biraz nefesten bahsedeceğim. Birkaç detay vereceğim size bununla ilgili. Birkaç ana başlık anlatacağım. Mesela sempatik, parasempatik sinir sistemiyle ilgili bilgi vereceğim biraz. Samurayların samuray seçimlerinde gençler ve çocuklar üzerinde nasıl bir seçki yaptıklarına dair bildiklerimi anlatacağım. Nefesimizin aslında vücudumuzun çeşitli yerlerinde nefes alıp verebileceğimizi, şimdi diyaframdan, göğüsten, sırt bölgesinden, nabzımızı yine sempatik ve parasempatik sistemiyle nabzımızı nasıl yükseltebileceğimizi, nasıl düşürebileceğimizi ve bu dövüşmenin üzerine nasıl etkileri olacağını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım size. Şimdi isterseniz çok samuraylara geçmeden önce şunu anlatmaya çalışayım. Çok affedersiniz. Aslında biz dövüşürken bütün pace'imiz, tempomuz bizim nefes alışverişimizle belirleniyor. Şöyle düşünün, bir boksör olduğunuzu düşünün, bir striker olduğunuzu düşünün. Sizin nasıl nefes veriyor oluşunuz, darbenizin, strike'ınızın tarzını da belirler. Eğer ben strike yaptığımda, çok böyle snappy bir strike yapmak istediğimde nefesimi uzun bir şekilde dışarı bir salarsam, o zaman bu snappy bir vuruş olmaz, değil mi? Ne olur? Bir itme gibi olur. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Aslında bizim nefesimiz, nefes alışverişimiz bizim tüm hareketlerimize yön veriyor. Bu özellikle grappling sporlarında da çok çok önemli. Hep şey derler, benimle rolling yapanlar derler ki hocam hiç nefesiniz dahi duyulmuyor. Evet, bu aslında benim numaralarından bir tanesi. Niye böyle yapıyorum? Nabzımı sürekli böyle belli bir şeyin altına tutmak için ağızdan nefes alıp vermemeye özen gösteriyorum. Burnumdan yapıyorum bütün bu nefes alışverişini. Böyle olduğu zaman da nabzımı hep böyle bir dengede tutabiliyorum. Konumuz da zaten bu şeye gelmiş oluyor böylelikle. Sempatik ve parasempatik sinir sistemine gelmiş oluyor. Biliyorsunuz sempatik dediğimiz zaman böyle tehlike anında adrenal bir duruma geçişimiz ve bununla birlikte hızımızın artışı, patlayıcılığımızın artışı, işte agresyonumuzun yükselişi, nabzımızın yükselişi, bunlar bizim saldırgan kısmımızı belirliyor. Parasempatik ise bütün bunlar bittiğinde her şeyin calm down, yavaşladığı, mellow bir hal aldığı duruma geçiyor. Sakinleştiğimiz, toparlandığımız fazı anlatıyor. Bu da doğal olarak nabzı düşürüyor. Şimdi bununla biz aslında bunu anlayabilirsek ve bununla oynayabilirsek rakiplerimize karşı, bunu bilmeyen rakiplerimize karşı aslında bir yerde bir kozumuz olmuş oluyor, değil mi? Hickson Gracie'nin bununla ilgili aslında çok güzel bir şeyi var, hikayesi var. Bu şöyle yapıyorlarmış. Pride dönemlerinde bunlar zaten Hickson Gracie başlı başına bir, hatta bir kitabı var değil mi? Breathing diye, nefes alıp verme diye. O da çok böyle nefesle ilgili bir kişi. Bu arada selam olsun. Çok sevdiğimiz bir büyük usta. Pride döneminde şöyle yaparlarmış. Rakipleri biliyor ki rakibi işte diğer soyunma odasında maça hazırlanıyor. Bunu yaparken ısınıyor. Hickson Gracie de ısınıyor. Ve tabii ısınırken mecbur ısınacaksınız tabii ki maça çıkmadan önce. Isınırken nabzınız bir yere kadar yükseliyor. İşte sallıyorum. Nabzınızı 120'ye kadar çıkartıyorsunuz ısınırken. Rakibinizin nabzı da biliyorsunuz ki 120 civarlarına çıkmış vaziyette. Ve siz artık
sempatik ve parasempatik sinir sisteminizle oynamaya başlıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Çok basit anlatmaya çalışayım. Nefes her alışımızda sempatik sinir sistemini gıdıklamış oluyoruz ve adrenal state'e geçiyoruz ve nabzımız yükseliyor. Her nefesimizi verdiğimizde ise nabzımız düşüyor. Sakinleşme moduna geçiyoruz. Bununla oynayabilirsek eğer nabzımızı çok ciddi anlamda, hatta böyle bakın benim sürekli nabzımı ölçen bir saatim var, siz de deneyebilirsiniz. Nabzınızı uzun süre ağızdan nefes verdiğinizde nabzınızın nasıl düştüğünü görüyor olacaksınız. Ben mesela bunu nasıl yapıyorum? Öğrencilerime de bu şekilde öğretiyorum. Çok kısa burundan alıyorum. Sonrasında zaten staccato'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki çok kısa çekiyorum ve uzun sürede nefesimi dışarı veriyorum. Doğal olarak nefesimizi dışarı verdiğimizde ne oluyor? Nabzımız düşüyor. Dixon bunu nasıl yapıyordu? Yapıyormuş zamanında. İşte 120, iki tane 120, nabzı 120'de olan rakip düşünün. Diğeri bu basit bir yöntemle nabzını sürekli düşürüyor. 60'a düşürüyor. 60'a kadar düşürdüğünü düşünün. İkisi de ısınmış vaziyette. Birinin nabzı 60, diğerinin 120. Şimdi bu adamlar karşılaşıyorlar ve artık maç başlıyor. Maç başladığında 60 nabız 80 oluyor ama 120'de 140 oluyor. 80 nabız 100 oluyor, 140 nabız 160-170 oluyor. Zaten çok büyük bir avantajla maça çıkmış oluyorsunuz. Sadece nefesle bile rakibinizi aslında sürklase edebilirsiniz. Çok çok önemli. Ancak kesinlikle ve kesinlikle bunun için iyi bir sinüzit sistemine ihtiyacınız var. İyi ciğerlere ihtiyacınız var ve kendinizi tanımaya ihtiyacınız var. Okey. Yani kısaca aslında bu en başta bahsettiğim, biraz konudan konuya zıpladım biliyorum ama hepsi bir bütün aslında. Başta bahsettiğim sempatik ve parasempatik sistem aslında bu olmuş oluyor. Okey. Kendi kurgunuzla, nabzınızla oynayabiliyorsunuz. Ben de bunu bahsettiğim gibi şöyle yapıyorum. Sadece burundan nefes alıp veriyorum, burundan nefes alıp veriyorum ve bütün boşeyimi bir pace yakalıyorum ve bunu uzun süre sürdürüyorum. 10 dakika, yarım saat, 1 saat hep aynı staccato'da. Bir şey gibi düşünün, bir koşucu, uzun mesafe koşucu gibi düşünün değil mi? Nefesini bu şekilde nefes alıp verirse 100 metre koşar, ondan sonra yorulur. Ama bir maratoncu düşün ya da işte 5 kilometre koşucuyu düşün değil mi? Mutlaka bir staccato dediğimiz bizim belli bir ritim yakalaması gerekiyor. İşte bunu, o pace'i, o tempoyu size aslında nefesiniz veriyor. Nefesinizle vücudunuzun diğer tüm bölümlerine hükmetmiş oluyorsunuz. İşte ben de bunu aslında yapıyorum. Çok büyük bir sır değil yani bu. Ama bir gün nasip olursa, yuvarlanırsak onu belki canlı olarak size gösterebilirim. Gerçekten böyle yapıyorum ben yani. Bir yüzücü gibi düşünün. 10 kilometre yüzecek. Belli bir ritmi yakalıyor. Belli bir temposu var. Bunu bozmuyor. Yani zikzaklı gitmiyor. Düz bir şey üzerinden gidiyor. Nefesle yapıyorum bunu yani. Öyle söyleyeyim. Yani çırpınan, spaz out yapan bir yüzücü düşünün. Hemen zaten denizin dibini boylar. Eğer uzun süre böyle yorulmadan yüzmek istiyorsanız mutlaka düzgün bir tempo yakalamanız gerekiyor. İşte bu sempatik, parasempatik sinir sistemi ve nasıl kendi vücudunuzu bununla hackleyebileceğinizle ilgili kısa bir hikaye de bu. Onun dışında hemen samuraylara gelelim. Aslında samuraylar da buna benzer. Hatta benim işte burundan nefes alıp vermeme benzer bir yöntem kullanıyorlar samuray adayları için. Şöyle düşünün işte yani bir sürü çocuk düşünün, samuray adayı, savaşçı adayı. Bunları koşturuyorlar, antrenman yapıyorlar, nabızlarını yükseltiyorlar. Sonra bir sıraya diziyorlar bunları ve kuş tüyü testine tabi tutuyorlar. Kuş tüyünü ve sıraya dizdikleri çocukların burnunun altına kuş tüyünü tutuyorlar. Ve kuş tüyü titrerse eğer o zaman o kişi eleniyor. Bu ne anlama geliyor? Ya da neden bunu yapıyorlar? Bu bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Yani şöyle bir şey istemiyoruz aslında biz. Bunu istemiyoruz.
Eğer hakim olabilirsen nefesini, sağlıklı bir ciğer sistemin varsa, nefes sistemin varsa zaten yorulduktan sonra bile çok hızlı bir şekilde nabzını kontrol eder. O tuttuğun, burnunun altında tuttuğun tüy dahi oynamaz. Samuraylar, samuray savaşçı adaylarını işte böyle seçiyorlar. Bunlar bunu da belki biraz böyle şey gelecek size bu. Ya hoca ne anlatıyorsun sen böyle samuraylar, kuş tüyü vesaire çok romantik, çok fantastik gelecek ama yani öyle algılayabilirsiniz. Ama bu aslında uzaktan veya yakından bu bahsettiğim nefes kontrolüyle ilgili bir şey. Öyle. Onun dışında nefesle ilgili neyi anlatabilirim size ayrıca? O da özellikle rakibiniz top pozisyondaysa ya siz de yerdeyseniz zaten biz mesela bunu yapıyoruz. Herhangi bir pinning pozisyonu düşünün ya da bir neon belly düşünün. Neon belly ile aslında ben rakibimin vücudunun nefes vücudunun neresinde olduğunu hissedebiliyorum. İşte ben dizimi karnına koyduğumda eğer rakip karnından nefes alıp vermeye çalışırsa çok saçma bir şey yapar. Tamamıyla bütün sistemini yorar. Değil mi? Ben karnına eğer dizimi koyuyorsam göğsünden nefes alıp vermek isteyecek. Eğer göğsüne koyuyorsam karnından alıp vermeye çalışacak ve ben de bunu takip edeceğim. Hatta öyle bir şey ki bazen iki siyah kemer görürsünüz. Üst üste duruyorlardır. Hiçbir şey olmuyor zannedersin ama bir tanesi tepler. Orada aslında içsel çok şey oluyor. Yani böyle boğa yılan gibi düşünün, bir anakonda gibi düşünün. Aslında o nefesi bir yerde artık çok daha fazla oynayamayacak bir yere kadar rakibinin getiriyor. Orada artık ileri ve yukarı aşağı yukarı oynayamayacak yere sıkıştırıyor nefesini. Orada hiçbir şey görmüyor olmanıza rağmen rakip boğuluyor. Evet yani bu şekilde de bunu kullanabilirsiniz. Okey yani daha ne anlatabiliriz nefesle ilgili? Aklıma çok spontane çok bir şey gelmiyor. Ama çok önemli bir konu. Yani bunu şey yapmanızı öneririm, araştırmanızı, okumanızı. Bizleri görürseniz bizlere sorabilirsiniz. Özellikle profesyonel sporcuysanız zaten şöyle oluyor profesyonel sporcularda. Zaten her alanda iyi oluyor. Yani tekniği çok iyi oluyor. İşte siyah kemer. Zaten atletik durumu çok iyi oluyor. İşte bench press çalışacak, squat çalışacak, diğer aletleri çalışacak. Onlar ona zaten %2'lik bir şey avantaj veriyor. Zaten diğer rakibi de öyle. O yüzden böyle ufak fine tuning dediğimiz şeyler arıyor olabilirsiniz. Buna mutlaka nefesi de işin içine sokun. Giving edge der İngilizler. Yani böyle bir şey verecek size. Biraz böyle bir avantaj verir rakibinize karşı. Nefes konusunu araştırmanızı öneririm. Nefes hayattır zaten. Yani onu biliyoruz değil mi? Ne dedik? Eğer hatta şöyle aklıma geldi şimdi. Bunu da söylemek istiyordum. Anlatmak istiyordum. Böyle sinema filmlerinde görürsünüz. Böyle squat team tam böyle şeye girecek. Böyle işte soyguncuların olduğu yere giriş yapacak. Kapıda bekliyorlar. Ne yapıyorlar? Kendilerini hazırlıyorlar. Niye? Çünkü action var. Değil mi? Daha hızlı görmesi lazım. Daha alert olması lazım. Aksiyon. Aksiyona giriyor. Aksiyona. Neyi çalıştırmış oluyor? Neye sinir sistemini? Sempatik sinir sistemi değil mi? Nabzı yükseltiyor. Adrenalini yükseltiyor. Boom içeri görüyor. İşte biraz şeyi istiyor, tunnel vision istiyor, hedefe odaklanmak istiyor. Bunu nefesle yapabiliyor. Ama dışarıdasınız, trafiktesiniz, işte arabanın penceresini indirdiniz, elinizi koydunuz, serserinin biri geldi, bir şeyler söylüyor size. Hemen inip adamı boğmak istemezsiniz değil mi? Ne yapmak isterseniz? Sakinleşmek istersiniz. Ya da patronunuz geldi, başınıza dikildi, bir şeyler söylüyor. Sinirlendin, sakinleşmek istersin. Ya da hayatın her alanına bunu uygulayabilirsin. O zaman ne yapıyoruz? Mi yapıyoruz yoksa? Değil mi? Bu sefer nefesi ne kadar uzun verebilirsek o kadar nabzımızı düşüreceğiz, sakinleşeceğiz. Toparlanma süreci de gelecek vücut. Her şey artık
tanıdık, ne olacak, açılacak, 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 yelpaze geliştirecek. Sadece patronunuzu değil, sadece düşmanınızı değil, sadece trafikteki o pervazlısı serseriyi değil, artık onun etrafında arkasındaki çiçekleri de göreceksin. Bulutu göreceksin, güneşi göreceksin, gökyüzünü göreceksin, yelpazeyi genişleteceksin. Böyle rahatlamış olacaksın, daha sakinleşeceksin, nefesle yapabilirsin. Evet, çok daha fazla kafanızı, başınızı ütülemek istemiyorum. Bence burada kapatabiliriz. Nefes hayattır arkadaşlar. Konuyu araştırmanızı öneririm. Görüşmek üzere.